Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunuza sunuyoruz. Kardeşimiz, kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği Türkiye'deki elçihanesinin diğerlerini bütünlüğe doğru dedi. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği'nin bayanatçısı Zhao Lijian 7 aprildeki bayanatında Türkiye Taşqi İşlar Ministerliği'nin Xitay'ın Türkiye'de duruşuk baş elçisini Taşqi İşlar Ministerliği'ye çağırtkanlığı karıta ifade bildirgen. O sözü de Türkiye'de duruşuk baş elçimizin Şinjan meselesiyle alakadar inkası bütünlüğe doğru ve muvaffak bulgan. Biz Türkiye'deki her saha kişilerinin Xitay'ın ilgilik hukuki ve zemin bütünlüğünü koğdaştaki müstehkem meydanını şundaqla terrorlukı karıştırış ve radikallıkını tügütüş tedbirlerini toğra muvaffak deb qarab, konkret hareketi arqalıq Xitay bilen Türkiye'nin stratejilik hemkarlıkıdaki umumi vaziyetini koğduşunu ümit kılımız deb bildirilgan. Malum buluşça Xitay'ın Ankara'da duruşuq baş elçihanesi Twitter hesabıda İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener ve Ankara şehir başlığı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabatını koşup, Xitay taraf her qandaq adam yoki kuchining Xitay'ın igilik hukuki ve zemin bütünligiga bo'lgan her qandaq xirisqa qat'iy qarshi turdi ve onu qattiq ayiblaydi. Xitay taraf bununga qarshilik ko'rsatish huquqini qo'g'daydi deb bildirilgan. Liu Xiaobinning Sharqiy Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilik ve assimilatsiya siyosatini tanqid qilgan ve Sharqiy Turkiston xalqini qo'llagan İYİ Partisi raisi Meral Akşener ve Ankara shahar boshlig'i Mansur Yavaş'ın nishon qilgan numussiz bayonlari qattiq inkas qo'zg'adi. İYİ Partisi taraf bununla kuruq gapni koyup aldı bilen Uyghurlarga qaratılgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatdinglar deb raddiya berdi. Bu mesele Türkiye parlamentinin umumi yig'inda kun tartibiga kelgan bo'lib, AK Partiya grupisining muavin raisi Mustafa Alitash umumi yig'inda Xitay bosh elchixonasi diplomatik qoidalardan halqib ketdi. Xitayning bu harakatini qabul qilgili bo'lmaydi degan. Meral Akşener, Xitay Uyghurlarının üstüden meynet kolunu tartmağıca bu davadın herkiz yanmayımız dedi. Türkiye İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener ve Ankara şehrinin şehir başlığı Mansur Yavaş'ın 5. April İctimai Taratku arqalıq Barın İnkılabı'nın 31 yıllıkını hatırlayışı Xitay'nın Ankara'daki baş elçihanısının tehdit silişi kufçürüdü. Bu vaka Türkiye'de katlı xulğulu payda kılmaqta. Hükümetki karşı kişiler Xitay elçisini Türkiye'nin haydab çıkırı ve tişik gerekliğine ilgiri sürmekte. Tünügün 7. April günü Meral Akşener Hanım Türkiye parlamentedeki partiyesinin yığınıda Xitay elçisiyle cevap verip mundaq dedi. Xitay elçiliki men bilen Ankara şehir başlığı Mansur Yavaş'ı tehdit saldı. Xitay'nın Türkiye'deki vekili Doğu Perinçek'nin bizge karşı kılıvatkan sözleri yeterlik bulmağın bolsa gerek. Xitay devleti bivasta hareketke öttü. Nimişki desenler biz uzundun buyan hükümet bilen onun küçük şeriki Milletçi Hareket Partisi'ni Uyghur kırındaşlarımız üçün hareketke ötküzüşke tirişi batımız. Çünkü Şarkı Türkistan'da 101 vatkan insanlık tragediyası aldıda karap durmuduk ve bundan kimi sükut kılıp durmayımız digerlerini bildirdi. Çin Büyükelçiliği Twitter'dan beni ve Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri Fahri Çinli Jinping Perinçek'in gayretleri yetmemiş olacak ki bizzat Çin devletinin kendisi devreye girmiş. Neden? Çünkü bir süredir iktidar ve küçük ortağını Perinçek ve Çin'in esaretinden kurtararak Uygur kardeşlerimiz için adım atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türkistan'da yaşanan insanlık dramına susmadık, susmayacağız. Meral Akşener Hanım, Xitay elçihanesinin salgan tehdidi doğrusu toxtulup mundaq dedi. Xitay elçihanesi ictimai taratqular arqalıq şunu yizipdi. Xitay taraf her qandaq kişi ve küçünün Xitay'nın igilik hukuki ve zemin bütünlükige her qandaq şekilde arlaşışıga qat'i qarşı çıkıdı ve bunu qattiq ayıplaydı. Xitay taraf haqlı qarşılıq görüstüş hukukunu saqlap qaldı deb ta'kidlagan. Bizden yurtta birader noçu bolsan kel deydigan bir gap bar. Bizden adresimiz iniq. Demişler ki Çin tarafı yani Çin devleti oluyor. Herhangi bir kişi veya gücün o güçte biz oluyoruz. Biz ve de Mansur Bey birlikte Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.
Birader, bunun anlamı ne? Buyur buradan yak. Birader, buyur, bekleriz. Bak sen hele. İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım Xitay'ın iyilik hukukunu bahane kılıp durup, Uyghurlarını ezişke kat'i ruhsat kılmaydıqallıqını, Uyghurlarını kollab kuvvetleşine devam kıldıqallıqını bayan kılıp mündaq dedi. Men aldı bilen şunu demekçimen ki, bizden hiç kandaq bir devletin iyilik hukuku bilen meselemiz yok. Lekin biz Xitay'ın iyilik hukukunu bahane kılıp durup, Uyghur kerindaşlarımızga elip berivatkan zulümge karıştırış burcumuz bar. Biz kişilik hukuk ve adaletini ilgiri sürümüz. Biz Xitay'a Uyghurlarının işbitige ve mukaddeslerge uzatkan kolonu tart devatimiz. Biz Xitay devletige Uyghurlarga elip berivatkan irqi qırğınçılıkını toxtat devatimiz. Qeni Xitay bu digerlerimge qarış çıkıp baksın, körüp baqay. Öncelikle belirtmek isterim ki, bizim herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama bizim Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Biz insan hakları diyoruz, adalet diyoruz. Biz Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün namusuna uzanan eli, mabedine değen o eli çekin diyoruz. Biz Uygur kardeşlerimize uygulanan soykırımı durdurun diyoruz. Bu kürsüden diyoruz ki Uygur kardeşlerimize yaptığınız soykırımı durdurun diyoruz. Hadi buna da itiraz edin de göreyim. Meral Akşener Hanım sözünü biz Uygur davasından herkes mi vazgeçmeyimiz? Xitay meynet kolunu Uygurlarının üstünden tartmakça Uygur davasını kollaşını devamlaştırımız diyen sözler bilen ahırlaştırdı. Xitay elçiliginin tuncu kıtım Türkiye'de bazı rehberlerge tehdit silişi cemiyette katlı gulgulu payda kıldı. Ankara'daki Uygur Tetkikat İnstitutu müderi Dr. Erkin Ekrem Efendi, Xitay'nın bu kılığının Türkiye'nin içki işlerine arlaşkallık işgeldikini, bunun Türklerinin Xitay'a bulgan narazılıkını küçüydüdüğallıkını tehditledi. Xitay'nın bu edepsizliki nöbeti Türkiye'de gulgulu payda kılmakta bulup, Ankara Şehirlik Su İdarisi Başlıkı Cüneyt Öztürk'nün yol yoruğu bilen, Xitay'nın bu edepsizlikinin ayetisiyle Xitay Konsulukhanısının dervası aldıdılar su uğurlarını tepip çıkış üçün yerge ulaşka başıldı. İdari başlıkı Cüneyt Öztürk Twitter'daki uçuruda su baylıqımız tiz süratte azıyıvatkan bir payette biz Ankara ahalileri üçün yokap ketken ve kanunsuz tölengen pulunu eniklaş üçün Xitay elçihanısı aldıda başlayan hizmet sebebidin bergen bir aramlıqını Toğru düşündüğün hemmeylenge rahmet eğitimiz diğerlerine hembeherleşi bilen Nurgun Xalık inkas yazıp Xitay'a güzel cevap verilgenlikini ve bu hizmetinin aylarca devam kalışı gerektiğini bildirişip bu menilik cevabının caidi verilgenlikini işbadileşti. Cüneyt Öztürk Efendi tünügün yana Xitay elçihanesini teyhemi mazak kılgan halda Vay Allah Xitay karşılık körüstermiş. Biz korkup gettik mu? Perizimce Xitay konsulukhanesi bu ay su pulunu tölümeydu. Yakı bulmasa tihimi yamını bulgan, özü vədi kılıp əvətmeyi vatkan, təsiri tövən vaksinelerinin Mansur Yavaş və Meral Akşener xanımda payda kılgan təsirini qaytırıp berişini tələb qalamdı, digərlərini bildirdi. Yeni bir tərəfdən Ankara şəhər başlıqı Mansur Yavaşqa berilgən təkliflərindən biri bolsa, Xitay elçixanası yer alğan koçunun ismini İsa Yusuf Alıptekin koçisi, Şərqi Türkistan koçisi, Uyğur Türkleri koçisi digəndək isimlərgi özgərdi vətiş təklifimi, İctimai uçur vasıtlarda nahaydı köpləb tələb qılınmaqda. Şundaqlı müstəqil Hakkır qrupisi bolğan danlıq Ayultuz qrupisi Xitayning maarif orqanlarını öz içige alğan köpligen torbetlərge hücum qılıp, məzkur torbetlərinin baş bətlərige Şərqi Türkistan və Türkiyə bayraqlarını çıxırıp, qızıl bayraqdan kök bayraqqa salam bolsun. Kürşatning 40 əskeri bilan qılğan hücumunu unutğan bolsanlar, sizlərge yağmur puraydığan u keçini qayta əsiltimiz degen sözlərini çıxırıp qoydı. Xitay yuqum bahanesi bilen kişilik hukuk defsendikilikini küçeytti. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 8. aprildeki haberde bildirilişe Xalqara Keçirim Teşkilatı yıllık kişilik hukuk dokulatı elan kılıp, yuqum mezgilde Xitay'daki kişilik hukuk vaziyetinin teximi nacarlaşqalıqını bildirgen. Xalqara Keçirim Teşkilatı 7. april yıllık yarışarı kişilik hukuk dokulatını elan kılgan bulup, dünyadaki 147 devletinin kişilik hukuk vaziyetini xulasılgen. Dokulatı körüsülüşçe, yuqum mezgilde her kaysi devletlerinin kişilik hukuk ahvali teximi nacarlaşkan. Namuratlar bilen baylar otursizdiki tansizlik küçeygen. Bulup mu Hong Kong, Şarkı Türkistan ve Tibet'teki kişilik hukuk vaziyeti teximi nacarlaşkan.
Xitay haqqidagi mazmunlar 500 betlik dokumentning ko'p qismini egallagan bo'lib, dokumentda ko'rsatilishicha 2020 yili Xitoydagi kishilik huquq vaziyati davomli nacharlashgan. Xitoy kishilik huquq qo'g'dog'ichilari va o'kitchi deb qaralgan bir qism kishilarni shundaqla boshqa millatlarni sistemalik bostirishni kuchaytirgan. Dokumentda Sharq Turkistonda Xitoy tomonidan jazo hukm qilingan bir turkum Uyg'ur va Qozoqlarning ismlari ko'rsatilgan bo'lib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar tashkilotida ko'p qitim ayiblanganligi va mustaqil tekshiruvchilarning Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga ruxsat qilish talab qilinganligi bayon qilingan. Ichki Mongoliya masalasida Xitoyning qo'sh til o'qitish usulini yo'l qo'yish sababli kelib chiqqan namoyish va andishalar o'tirg'i qo'yilgan. Dokumentda yana Xitoyning yuqumning dastlabki bosqichida haqiqiy ahvolni yoshirish, so'z erkinligini cheklash va chet ellik muxbirlarni qo'g'lab chiqarish qilmishlari Hong Kongda davlat bexatarlik qonunini yo'l qo'yib, xalqning ovozini bo'qqanligi alohida ko'rsatib o'tilgan. Tarqalayotgan sillar Xitoyning tashviqotlarining dal aksini ko'rsatib bermoqda. Xitoy Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yoshirish uchun yaqinqi mazgillarda alohida kuch sarf qilib, bir qism kino va hujjatli filmlarni ishlagan bo'lsa-mu, ammo ijtimoiy tarqatuvlarda tarqalayotgan ko'rinishlar Xitoyning bu vaqtdagi yolg'on tashviqotlarini fosh qilmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan bir sinda Sharq Turkistonning ma'lum bir yesidagi kichik bir zalning sinib qilib ishlatilganligi, bir Xitoy o'qituvchining Uyg'urlarga Xitoycha o'rgatayotganligi ko'rsatilgan. Sinfda tiqma-tiqma bo'lib majburiy darsga qatnashayotganlarning ko'pinchisi degudek ayollar va kichik bolalardan tarkib topgan. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan yana bir sinda Sharq Turkistonning ma'lum bir shahardagi bir turkum Uyg'urlarning cho'ng somkalarda yuk taqilarini elib uzun yo'llik avtobuslarga chiqish uchun ratga tizilib manganligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda bo'lsa etizda paxta terib charchab ketgan xalqning aram elayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy yaqinqi kunlarda xalqaro jamiyat tomonidan kelgan ayiblashlarni besiqtirish uchun Sharq Turkiston xalqining majburiy amgakka selinmaganligini, paxtalarning qo'lda emas, balki mashinada terildiganligini da'vo qilgan edi. Lekin ko'plab oshkorlanayotgan sillar Xitoyning yolg'onchiligini qayta-qayta isbotlab bermoqda. Xitoyning xom xiyoli butunlay barbod bo'ldi. 8-aprel Istanbul Chog'layon sud mahkamasida ichilgan oxirgi sudning qarori bilan 4 yildan buyon jamoat arbobi Abduqodir Yapshan apandi ustidan davom qilayotgan da'vo bugun butunlay oyoqlashdi. Oxirgi qaror bilan Abduqodir Yapshan apandi Xitoy uningga chaplagan barliq to'kmatlardan to'liq oqlandi va Xitoyning uni qaytirib elib ketish talabi rad qilinib, barliq xom xiyollari sug'uchlashdi. Shundaqla Abduqodir Yapshan apandimga qaratilgan barliq cheklamalar amaldan qoldirildi. Bu xushallik xabar haqida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla Og'izxon va Abduqodir Yapshan apandilar sotdan chiqqan hamon sot mahkamasi ichida xalqimizga ma'lumot berib mundoq dedi. Turkiston davosida bir cho'ng bir qutluq qo'lib keldi Allohning rahmatli tajribasi. Bugun Abduqodir Yapshan akamiz bilan Sharq Turkiston davosini boshlatdi. Rahbarimiz, ustozimiz. Bugun Xitoyningki 4 yillik dava chilisi qiyinchiligi tugadi. Xitoyningki Sharq Turkiston liderlarini dava yo'lidagi azimatini qistab Xitoydan tutib qaytib ekitish xiyoli suvga chalashdi. Biz bu millatningki davaningki Sharq Turkiston liderlarining g'alibasi Xitoy tajovuzchilarningki davoyimizni tiz cho'ktirishga bo'lgan suiqasdining barbod bo'lishi. Bu yerda Turkiya hukumatiga mo, Türk adaletiga mo rahmat aytamiz. Konya'da 3 kunlik surat ko'rgazmasi o'tkazildi. Barin jihadining 31 yilligini xotirlash munosabati bilan Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqtbek Konya shobisi 3 kunlik surat ko'rgazmasi o'tkazdi. Surat ko'rgazmasi 5-aprel boshlangan bo'lib, Konya kultur bog'chisi maydonida o'tkazildi. Ko'rgazmaga barin jihadi va barin shahidlarga aloqador suratlar, shundaqla jazo lageri ziyonkashlikka uchragan shahidlar, chiqilgan masjidlar qatorliq Xitoyning yaqinqi bir necha yil ichida Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik, terrorlik siyosatlari aks ettirilgan suratlar ko'rgazma qilindi. 3 kun jarayonida Kelajak partiyasidan bir hay'at, IHA inson madaniyat harakatidan bir hay'at, bir qism axborot organlari va yerlik xalq ko'rgazmasini ziyorat qildi. Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqtbek Konya shobasi raisi Abdulahad Udun apandi bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, ko'rgazmaga Konya shaharlik hukumatining yordam qilganligini, yerlik saqchilarning hamkorlashganligini, ko'rgazma avtobus bekat oldiga o'rinlashtirilganligi sababli ziyoratchilarning ko'p bo'lganligini aytdi.
Şunaqla Türk yaşlarının barın cihadı hakkında malumatı yok ikenlikini ziyaret gelgen yaşlarga tepsili tunuşturulgan deyken, ular sizlerge nime iş kılıp bir alayımız dep soraş kallıkını, körgezmenin neticilik bolgallıkını bildirdi. Xitay ikki Uyghur əməldarını ixrar qıldırış arqalıq Şərqi Türkistandakı siyasətinin toğru ikenlikini təşviq qılğan. Xitay rejimi atalmış Uyghur Abnum Raylıq Maarif Nazaretinin sabıq naziri Sattar Saud bilen Ədliyə Nazaretinin sabıq naziri Şirzad Bahudunni bölgünçülük cinayet bilen ayıplab, 2 yıl keçiktirip icra kılındıgan ölüm cezasıga hüküm kılgan idi. Xitayının kanunu boyunca bundaq cinayetçilerinin 2 yıl içide ifadesi yaxşı bolsa cezası yengillab, müddetsiz kamaqqa hüküm kılındıganlıqı məlum. Amerika Agentliği Torunun 7 April bergen haberde malum buluşça, Xitay rejimi irqi qırğınçılıq cinayet bilen ayıplangandekin bu iki əməldarını qayıt götürüp çıkıp, onlarını vətənini parçalaşqa urunğanlıqı haqqıda ixrar qıldırıp, bütün cihanğı sazayı qılış arqılıq Şərqi Türkistandaki basturi siyasını aqlamaqçı bulgan. Xitay taratqularının təşviq qılışça, Sattar Saud milli bölgünçülük eni payda qıldıgan dərislik kitab tüzüşke yetekçilik qılgan və bu kitablar Uyğurlarını 13 yıl zəhərligenmiş. Şirzad Bahudun bolsa Şərqi Türkistan İslam hərəkəti bilen alaqa ornatqan yerlik dini əsəbi küçlərge yardan bergen. Bunların hər ikisi öz hüququdan paydalanıp ideya və hərəkətli milli bölgünçülük bilen şüğullanğan xətərlik unsurlar ikən. Küzətkücülərinin qarışca Xitay rejimi bu iki Uyğur əməldarını bir qolluq tərbiyeləb yetiştirgen bolub, onların Xitay rejiminin sizikidən çıxmay durup ondaq işlerini qılalışı mümkün emas ikən. Küzətkücülərinin qarışca Xitay komünist rejimi ihtiyacı bolğanda onlardan paydalanıdıkən. İhtiyacı tükkende onlarını öz menfaati üçün kurbanlık kılıdıkken. Amerika'da iki partiye kişilik hukuk meselesi de Xitay'a besim kılıçta birleşti. Amerika Tekşürüş Organitori 6 April ilan kılgan bir dokulatı bildirişçe, Amerika'daki Demokratlar Partisi bilen Cumhuriyetçiler Partisi vekilleri meyli kançılık iqtisadi ziyan buluşudun qat'i nazar, kişilik hukuk meselesi de Xitay'a besim kılıçta koşulgan. Mezkur tekşürüş organı elan kılgan sallıq malumatı qarğanda her qandaq iqtisadi bedelge qaramay, Xitaydaki kişilik hukuk ahvalını yaxşılaşını kollaydıgan Amerikalıqlar 70%-ni, Cumhuriyetçiler 72%-ni, Demokratlar 69%-ni ilgileydikən. Bu tekşürüş neticesi çıkışının aldı kaynada Biden hükümeti mu Xitay bilen bulduğun münasifeti de kişilik hukuk meselesini aldınqı orunqı koyduğallıqını bildirgen. Raysınlaş neticesiyle karganda 84% Amerikalı Xitaydaki kişilik hukuk siyaseti Amerika üçün çatak mesele edip karaydıken. Bunun içi de 50% kişi bu nahayeti iğir mesele edip karaydıken. 5'ten bir kısım Amerikalıklar Xitaydigen haman kişilik hukuk meselesini, bunun içi de 3% adam Uyghurlar irqi qırğınçılık ve yığıveliş lagerlerini tilga aldıken. Avustraliyadaki Uyghurlar Xitayning yalğan təşviqatığı qattıq rədiyə verdi. Avustraliya ABC xəbərlərinin 7 aprel bergen xəbərdə bildirilişə, Xitayning Avustraliyada turuşluq baş elçixanası muxbirlərini kütüb elişiğini çağırıb, Şərqi Türkistandakı cinayətlərini yoşuruşqa urunğan. Amma Avustraliyadakı Uyghurlar bununğa tezlikdə inkas qaytırğan. Xəbərdə qeyd qılınışça, Xitayning Kamberradakı baş elçixanası axbarat elan qılışığını açqan bolub, yığında Avustraliya muxbirlərinə Şərqi Türkistan haqqındakı Şinjan yaxşı jay degan yalğan təşviqat filmini göstərgan. Yığınğa atalmış Uyghur Abnum rayonunun qorçaq muavin rəisi Erkin Tunyaz tor arqalıq qatnaşqan. Yığında söz kılgan Erkin Tunyaz, hükümet Şinjan'daki milletlerinin inaklıqını saklaş mağısıda terörlükü karşı zərib berib atıdı. Şinjan halkı güllengen ve inak kaldı yaşamaqda. Çetel taratkulları ve garip siyasi yolları Uyghur ve başka milletler hakkında sahtı haber tarakatı edip bildirilgan. Avustralya'da paaliyet kılıp atkan Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin yetekçiliki ve Uyghurlarının aktif iştirak kılışı bilen karşı akbarat elan kılış ve guvahlıq berişiğini ötküzülüp, Xitayının mezkur yalğan təşviqatığa küçülük, pakitlik reddiye bergen. Cemiyet reisi Nurmuhammed Türkistani bu axtiki bayanatıda Avustraliya Xitayının yalğan təşviqat tarqıtışığı yol koyğallıqıdın numus kılışı gerek degen. Hem de Avustraliya hükümetini demokratik bir devlet bolu süpüt bilen, ahlaki mesuliyetini ada kılıp Xitayının Şarkı Türkistan'daki Uyghur Qatarlıq milletlerge icra kılıp atkan vahşi cinayi kılmışlarını irqi qırğınçılıkta bekitişke çağırgan. Avustraliyada yaşayıp atkan Mahmutjan Abdurahim Xitayning yalğan təşviqatığı paket arqalıq rədiyə berib, özining ayali, qızı və oğlu bilen bolğan alaqısının üzülüp qalğanığa 5 yıldan aşqanlığını aytqan. Ondan başqa Uyğurlarmı paketliq guvalığı bilen Xitayning yalğan təşviqatığı rədiyə bergen. Uyğurlarning guvahlığı Avustraliyadaki çoğ taratqularda tarqıtılğan.
Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi Nurmuhammed Türkistani bu vaxtı ziyaretimizi kubul kıldı. Onun bildirişçe Xitay 2017 yılından beri atalmış Şinjan Yaxşıcay namlıq yalğan teşviqat filmini Avustralya, Angliya, Malayşiya ve Şivisariya qatarlıq 4 devleti devamlı koyup xalqara cemiyetinin közünü boyaşqa urungan. Bu qetim Uyghurlarının birlikte Xitay'nın yalğan teşviqatıga karşı teşkilligen hareketi ünümlük bolgan. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet taşırmağa köptüm. Rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.